Türkiye için bugün olduğu gibi dün de kara bir tarihti. Adana'daki patlamada 2 sivil, Suriye'de 3, Diyarbakır ve Hakkari'de 2 asker şehit düşmüştü. İkisi sivil, 7 şehit bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Yavrum! Ben öyleydim. Uzman çavuş Tuncay Arslan, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Antalya'nın Korkuteli ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı. Naaşı başında bekleyen asker gözyaşlarını tutamadı. Tuncay'ın orada. Buzum. Tuncay'ların burada. Herkesin diyorum. Şehit uzman çavuş Tuncay Arslan, Paşa Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Piyade tankçı er Oğuzhan Karaca, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından üst bölgesine yapılan saldırıda şehit düştü. Memleketi Erzurum'dan son yolculuğa uğurlandı. Yavrum. Piyade assubay kıdemli çavuş Erdal Bolat, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düştü. Samsun'un Alaçam ilçesinde cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Uzman çavuş Melih Özcan, bir diğer Fırat Kalkanı Harekatı şehidi. Eskişehir ona ağladı. Uzman çavuş Özcan, cenaze namazı sonrası Gümüş Konak Mahallesi mezarlığına defnedildi. Üsteğmen Zafer Er, o da Fırat Kalkanı Harekatı şehitlerinden. Şehit Özer, Ankara Cebeci şehitliğinde toprağa verildi. Ve günün sivil şehitleri. OHAL bürosunda görevli Kadir Kırbaşçı ve valilikte görevli bahçıvan Gökhan Aygül, Adana Valiliği önünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan iki sivil vatandaş için Sabancı Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Gökhan Aygül, Karayusuflu Mahallesi mezarlığına, Kadir Kırbaçsa, Kaba Sakal mezarlığına defnedildi.